Amerika'da yaşananların ardından MIT'in o başarılı operasyondan söz edeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde başarılı bir kurtarma operasyonuna imza atıldı. Adres Libya'ydı. Yaklaşık 2 yıldır Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarılarak yurda getirildi. Detayları alacağız. Ankara'ya gideceğiz. Muhabir arkadaşım Mehmet Sabri Urbaş bizi bekleyiniz isim. Mehmet Sabri günaydın. Hoş geldin yayına. Neler yaşandı? Nedir son durum? Seni dinleyelim. Cansın Elvacı, malum Libya'da iç karışıklığın çıktığı ilk anlardan itibaren Türkiye Libya'da meşru hükümetin yanında yer aldı. Meşru hükümeti destekledi. İşte bu meşru hükümetin yanında yer alırken Libya'nın doğusunda ise meşru hükümete karşı ayaklanmış bir grup vardı. İşte bu gruplar Libya'da sadece ticaretle, lokantacılıkla, çeşitli ticari işlerle ilgilenen 7 Türk vatandaşını 2 yıl önce asılsız iddialarla alıkoymuştu. İşte bu sürecin ilk anlarından itibaren de hem Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde çalışmalarına başlamıştı. Yaklaşık 2 yıl süren titiz çalışmalarla birlikte Katar İstihbaratı da bu çalışmaya katkı verdi ve titiz çalışmalar neticesinde de 7 Türk vatandaşı alıkonuldukları yerden kurtarılarak dün itibariyle yurda getirildi ve ailelerine kavuştu. 2 yıllık hasret bitti. Tabi burada baktığımızda aslında daha önce sınırlar ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de benzer başarılı operasyonlara imza atmıştı Milli İstihbarat Teşkilatı. İşte bu noktada Libya'daki operasyon daha detay bir istihbarat başarısı diyebiliriz. MIT bir kez de Libya'da tarih yazmış oldu ve 7 Türk vatandaşı kurtarıldı. Kurtarılan Türk vatandaşlarının ifadelerine baktığımızda yalnızca Türk olduğumuz için alıkonuluyorduk şeklinde ifadeler vardı. Dolayısıyla Libya'nın doğusundaki o kanunsuz gruplar yalnızca Türk oldukları için vatandaşlarımızı alıkoymaya çalışmıştı. 2 yıllık süren sürecin ardından titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar, istihbarat faaliyetleri, teknik ve fiziki takipler neticesinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Katar İstihbaratı'nın da katkı verdiği çalışmalarla 7 Türk vatandaşını alıkonuldukları yerden kurtardı. Daha sonrasında ise 7 Türk vatandaşı yurda getirildi ve dün itibariyle ailelerine kavuştular. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Cansın Elvacı.